Evet, 6 sıra tabanımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıram son sıradayım. Bakın buradaki tekime batıyorum. Bakın köşemin üçlünün sonuncusu birleştirme ve gizleme noktamdı. Bu noktaya batıp ilk başladığım sık iğnenin arka tek kanadını alıyordum. Bu noktada bitiş sıram olduğu için daha farklı alacağız. Batıyorum şimdi birleştirme noktama, son noktama. İlmek çıkarıyorum. Arka tek kanalına değil tümüne, bakın tepe boşluğuna batıyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bu şekilde batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer iki ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Burada hafif ilmeğimi esnetip tığımı burada çıkarıyorum. Ve kare tabanımı çeviriyorum. Arka kısmı da bu şekilde. Şimdi bakın ipin geldiği noktadan tığımı batırıyorum. Çıkardığım ilmeği tekrar tığımın ucuna takıyorum. Taktığım ilmeği battığım noktadan çekip çıkarıyorum. Böyle hafif esnetiyorum. Bana doğru bakan ipi karşıya alıyorum. Bu tarafa alıyorum. Çok da fazla esnetmeyelim. Böyle ayarınca bir ilmek olacak kadar esnetip ipimi karşı tarafa alıyorum. Bakın ilk boşluğuma. Gelen ilk boşluğa batıyorum. Bu tarafa aldım ipimi. Bırakmıyorum bir taraftan. Gelen ilk boşluğa batıyorum. Karşıya aldığım ipi buradan tığımın ucuna dolayıp buradan çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu şekilde iz sürme yapacağız. Bir sonraki noktama batıyorum boşluğuma. Battım. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Batıyorum bir sonraki boşluğa. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Batıp bütün boşluklarıma bu şekilde ters kısmı bize bakacak şekilde batıp bu şekilde köşelerde de herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt bütün boşluklarıma batarak köşede de aynı şekilde devam ediyorum. Bütün boşluklarıma tek batıyorum. Köşelerde de bu işlem aynı. Bakın köşede de aynı işlemi uyguluyorum. Diğer bütün köşelerde de aynı işlemi uygulayacağım. Ta ki son noktaya kadar. Evet, bakın tamamladım. Bu şekilde sıramın sonuna geldim. Bu noktaya batıyorum, ilmek çıkarıyorum, diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Batacağım son nokta, bakın şurası, bu kısım. Şu arkadan da göstereyim. Bakın bir çizgi var. Batacağım son nokta burası. Zaten bitişik duruyor. Bu noktaya da batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktada burada olan ipimi bakın yukarı doğru alıyorum. Kendime tekrar aynı noktaya çevirip duvar öreceğim şekilde tabanımı kendime doğru çeviriyorum. Burada hafif ipimi yine esnetiyorum. Bakın elime alıyorum ipimi. Hemen dibine batarak bakın kaydırma yaptığımız ilk nokta. Bu noktaya tığımla batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Tığımın başına dolayıp sık iğne yapıyorum. Şu noktalara batacağız. Şöyle makasımla da göstereyim. Bakın şu üst kısımlara batacağız. Alttaki başaklar duracak. Şu üstteki iz sürdüğümüz kısımlara batacağız. Şu kısımlara batacağız. Batalım tekrar. Tığımızla bu şekilde batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Köşelerde de herhangi bir artırma yahut eksiltme yapmayacağız. Bakın köşeye geldim. Devam ediyorum. Köşede de aynı işlemi uyguluyorum. Bir sıra bu şekilde sık iğne öreceğiz. İkinci sırada modelimizi oturtmaya başlayacağız. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. Ta ki son noktaya kadar. Son noktaya geldiğimizde tekrar birleştirme ve gizlemeyi sizlerle paylaşacağım. Bakın bütün noktalarıma tek battım. Köşelerde artırma veya eksiltme yapmadım. Hepsine yine iz sürdüğüm noktalara tek batarak sıramı tamamladım. Sık iğne şeklinde. Batacağım son nokta. Bakın burası. Batıyorum bu noktaya. İlmek çıkarıyorum. Direkt sık iğne yapmıyorum. İlk başladığım sık iğnenin arka tek kanadı. Bakın ilk başladığım sık iğnenin arka tek kanadına tığımla batıyorum. Tabanda uyguladığımız tekniğin aynısı. Bu noktadan ilmek çıkarıp
Çıkardığım ilmeği diğer iki ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın görünüşte bu şekilde. Şimdi artık modelimizi kuracağız. İlk başladığım sık iğnenin dibine batıyorum. Arka tek kanadına battığım sık iğnenin dibine batıyorum. Bakın bu şekilde tığım üstte kalacak şekilde ipi alttan çekiyorum. Çapraz çalışacağız. İlmek çıkarıyorum. Tığımın başına doluyorum. Sık iğne yapıyorum. İlkini uzun yaptım. Bir sonraki boşluğuma batıyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Yine aynı şekilde tığım üst kısımda kalacak ipin üzerinde. İpi alttan bu şekilde çekip bu çarpı işini yaparken biraz çekmek gerekiyor. Eğer çekmezseniz çok sıkı oluyor. Alttan aldığımız için ip orada katlanıyor ve esneme payını alamıyoruz. O yüzden eğer birazcık esnetmeden örerseniz çok fazla toparlanacaktır kare sepetiniz. Hemen sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine bakın bunu ördük. Bir sonraki burası. Buranın tepe boşluğunu ördük. Bir sonrakinin artık dibini öreceğiz. Batıyorum dibine. İpi yine alttan alıyorum. Hafif esnetip uzun. Tığımın başına bakın dolarken normal doluyorum. İsterseniz bu şekilde de alabilirsiniz. Bu şekilde de alabilirsiniz. Ama ilk başta bakın şimdi bir sonrakine batıyoruz. Bir kısa bir uzun sık iğne yapıyoruz. Battım bir sonrakine. Çapraz olması için ilkini bu şekilde alttan almamız gerekiyor. Bir sonrakini dibine batıyorum. Yine alttan alıp normal sık iğne yapıyorum. Uzun, kısa, uzun, kısa. Bakın köşeyi dönüyorum. Herhangi bir artırma, eksiltme yine yok. Devam ediyorum. Kısa ördüm. Bir sonrakine uzun. Bu şekilde köşede de aynı işlemi uyguluyorum. En son şu ağız kısmını yaparken bakın sepetimizi öreceğiz. Sadece şu ağız kısmına bir en son bitiş yaparken bir kavis vereceğiz. Onun dışında köşelere herhangi bir şey uygulamıyoruz. Artırma ya da eksiltme. Batıyorum. Kısa. Devam ediyorum. Bu şekilde modelimi oturtturdum. Görüyorsunuz modelimi bu şekilde tamamlayacağım. Ta ki son birleştirme noktasına kadar. İkinci sıramızın sonuna geldik. Kısayı battım. Bir sonrakine uzun batıyorum. Bakın birleştirme ve gizleme noktamızdayız. Bu noktaya kısa denk geliyor şimdi. Batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İlk başladığım bakın uzun sık iğne vardı. Yine aynı alttan aldım. Bakın son battığım noktaya batıyorum. İpimi alttan alıyorum. Kısa sık iğnemi battım. Uzunun arka tek kanadına batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer iki ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Hafif esnetiyorum ipimi. Herhangi bir zincir vesaire yok. Burada birleştirmeyi yaptık. İlk başladığım sık iğnenin bakın ilk başladığım uzundu. Tepe boşluğuna batıyorum şimdi. Çünkü uzunun tepe boşluğuna kısa sık iğne yapacağız. Arka tek kanadını almıştım. Şimdi ön tepe boşluğuna da ikisine de batıp alttan ilmeğimi çekiyorum. Ve kısa sık iğne yapıp bir üst sıraya bu şekilde geçiyorum. Kısanın bakın dibine batıyorum. Kısa sık iğnenin dibine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Uzun sık iğne. Uzunun tepe boşluğuna batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Kısa sık iğne. Kısanın bakın dibine batıyorum. İlmek çıkarıp uzun sık iğne. Uzunun tepe boşluğuna batıp ilmek çıkarıp bu şekilde kısa sık iğne yapıyorum. Kısaya dibine batıp uzun. Uzunun tepe boşluğuna kısa sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızda gizleme ve birleştirmeyi oluşturuyoruz. Ve modelimizin üçüncü sırasını bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Köşelerde de herhangi yine bir artırma eksiltme yok. Şimdi sıramızın sonuna kadar tamamlayalım. Sonrasında tekrar birleştirmeyi, gizlemeyi tarif edeceğim. Ve bir üst sıraya birlikte geçeceğiz.